Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizler bir önceki izzi dersimizde fiil-i mudari konusuna giriş yapmıştık ve fiil-i mudari ile ilgili bir takım hükümlerden bahsetmiştik. İnşallah bugünkü dersimizde de aksamul i mudari, fiil-i mudarinin kısımları konusunu işleyeceğiz. Hatırlarsanız bizler fiil madiyi işlerken iki kısma ay ayırmıştık. Malum ve meçhul şeklinde. Yani fail için bina edilmesi malum, mef'ul için bina edilmesi de meçhul şeklinde ikiye ayırmıştık. Burada yine aynı şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutuyor. Aksamul fiilil mudariye derken yani fiil kısımları derken malum ve meçhul şekilde e, şeklinde ikiye ayıracaktır. Birincisi fel mebniyun lil faili minhu ondan yani fiil mudariden fail için bina edilmesi. Yani fiil-i mudari'nin malum sığası, malum sığasının kalıbını bu derste öğreneceğiz inşallah. Yani biz bir fiil-i mudari'nin malum sığasında olduğunu nereden bilebiliriz? Veya biz e, malum sığasında bir fiil-i mudari yapmak istediğimizde ne şekilde yaparız? Bunun tarifini bu derste öğreneceğiz inşallah. Şimdi kardeşler bunu önceki derslerimizde de belirtmiştim. Bu dersimizde de belirtmiş olalım. Fel mebniyun lil faili. Fail için bina edilmesi bir fiilin fail için bina edilmesi şu demektir. Yani fiilinin bir fiilin failinin olması. Örneğin ben nasara dediğimde nasara manası yardım etti. Ben bu fiile kim yardım etti diye sorduğumda o yardım etti diyor. Bakın içinde bir o barındırıyor. O yardım etti. Yani huve. Fakat ben nusira dediğimde yardım edildi. Ben bu fiile kim yardım etti diye sorduğumda bir cevap alamıyorum. Zira yardım edildi diyor fiil bana. Yani yardım edilen belli. Yardım eden kimse. Fail meçhul. Faili meçhul. Bu yüzden mesela biz nusira şeklinde olan bu fiillere meful için bina edilmiş diyoruz. Zira yardım edilen belli. Bakın meful belli. Ama yardım eden fail belli değil. Nasara gibi fiillere de örneğin biz fiil maddi konusunda. Bu tür fiillere de malum fiiller diyorduk. Yani malum olan, belli olan, neyi belli? Faili belli. Zira fail için bina edilmiş. Örneğin nasara yardım etti. Kim yardım etti? O. Veya nasara Zeydun şeklinde söylediğimde Zeyd yardım etti. Bakın bir fail getirebiliyorum. Ama nusira Zeydun şeklinde söylediğimde Zeyde yardım edildi diyorum. Bakın yardım Zeyde edilmiş. Yani Zeyd burada aslen mef'uldür aslen mefuldür ama yardım eden belli değil. Zira nusira fiili meful için bina edilmiştir. Nasara ise malum yani fail için bina edilmiştir ve malum bir fiildir. Ama nusira meçhul bir fiildir. İşte bugünkü dersimizde de fiil mudarinin fail için bina edilmesi. Yani malum fiili mudarinin tarifini öğreneceğiz. Şimdi fel mebnün lil faili minu ondan yani fiil-i mudariden fail için bina edilmesi. Ma o şey ki yani o fiil-i mudari ki kâne oldu harful mudaraatiha. Mudaraat harfi. Kardeşler mudaraat harfini bir önceki dersimizde işlemiştik. Hatırlayın eteyne kelimesinde birleşiyorlardı bunlar eteyne. Yani elif, ta, nun ve ya harfi eteyne. Mudaraat harfinin olması ne olması minhu ondan yani fiil mudariden o fiil-i mudari'de mudarat harfinin olması meftuhan fethalı olması fethalı olmasıdır. Şimdi kardeşler nasara yardım etti. Yensuru yensuru fiil-i mudari kalıbındadır. Peki yensuru fiili yensuru fiili e, malum mudur? Yani fail için mi bina edilmiştir? Evet. Niçin? Zira mudarat harfi olan o y harfinin üstünde bir fetha var. Fethalıdır. İlla ancak müstesna ma o şey ki kane oldu madihi mazisi ale üzerine erbâti dört ahrufin harfler. Dört harf üzerine mazisi olan fiil mudariler hariç. Müstesna. Şimdi kardeşler hatırlayın. Bizler örneğin binada da işlemiştik. Örneğin ferraha yuferrihu diyorduk. Ferraha sevindirdi yuferrihu sevindiriyor. Ve katele yuqatilu diyorduk. Katel'e yukatülü. Mesela bu dört harflidir. Ferrahe. O ortadaki re, re harfi iki tanedir. Üstünde şedde var. Ferrahe'dir. Dört tane. Ve katel'e'yi hatırlayın. Katel'e yine dört harflidir. Bunun mudarisi yukatülü şeklinde geliyor. Veya dehrace bu da dört harflidir. Yani dehraca fiili de mazisi dört harflidir. Bunun da yine mudarisi yudeharicu şeklinde geliyor. Hatırlayın. İşte mazisi dört harfli olanlar müstesna. Onlar müstesna. Malum olan fiili mudari. Malum olan fiili mudarin hepsinin mudarat harfi fethalı olarak geliyor. Fethalı olarak geliyor. Şuradan tekrardan alıyorum. Ma o şeydir ki. Şimdi biz burada fail için bina edilmesini okuyoruz. Yani malum fiili mudari'nin tarifini okuyoruz. Ma o fiili mudari ki kâne oldu. Harful mudarati. Mudarat harfi oldu. Eteyne harfleri oldu. Minhu ondan. Yani fiili mudariden oldu. Ne oldu? Meftuhan fethalı oldu. Yansuru gibi. Yestehricu gibi. Mesela istehrece yestehricu. Altı harf üzeri. Bakın dört harf olmayacak. Dört harfler farklı. Onun e, farklı kuralları var. Mesela istehrece yestehricu. Mesela tedahrece yetedahracu veya nasara yansuru darabe yediribu. İlla ancak müstesna dedim. Ma o şey ki kâne oldu madii mazisi ala üzerine erbati yahrufin. Dört harf üzerine oldu. Fe inne muhakkak ki harfel mudaraati minhu. Ondan mudarat harfi. Yani bu mazisi dört harfli olan fiili mudariler yani fiillerin o fiillerden mudarat harfi yekunu olur medmumen ebeden, ebediyen her zaman dammeli olur. Nehu örnek mesela. Yudehricu gibi. Mesela dehraceydi. Dikkat edin dört harfli. E bunun malum sığası nasıl gelir? Dammeli gelir. Yudehricu şeklinde. Mesela ekrame yukrimu. Dikkat edin. Katele yukatilu. Mesela yukrimu ikram ediyor manasında. Kim ikram ediyor o? Yani belli. Bunlar malumlar. Mesela katele yukatilu ferrahe yuferrehu. Peki bunların madem bunların mudarat harfi madem bu dört harflerin mudarat harfi dammeli geliyorsa bunların fail için bina edilmesinin alametine diyor ki ve alametu binai hadi el lil faili ve alametu alameti binai bina edilmesinin hadi el bu dört tane bu saydığı bu dört tane fiilin Dört tane fiil. Zaten bu dört fiil sırasında ancak e, yani bu ferrahe yuferrihu, katele yuqatilu, ekrame yukrimu, dehrece dehricu. İşte ancak bu dört tane e, fiiller ancak bunların madileri dört harflidir. Yani e, demek istediğim şu. Yani sadece bu e, bu bunların bu kalıbında olan fiiller ancak dört harfli oluyorlar binay bu dört tanenin bina edilmesi lil faili fail için fail için bina edilmesinin alameti keunu harfi harfin olması elledi o harf ki Kable ahiri sondan önce. Sondan önceki harfin olması ne olması? Meksuren ebeden. Ebediyen meksur olmasıdır. Şimdi kardeşler. Örneğin biz söyledik ki. Madisi dört harfli olanlar müstesna. Diğer kalan bütün fiillerin e, ma ...fail için bina edilmesinin alameti... ...yani malum olmaların alameti şudur. Mudarat harfinin fethalı olması. Mudarat harfi fethalıysa o fiil kesinlikle... ...fail için bina edilmiştir. Yani malumdur. Fakat burada... ...madisi dört harfli olanları istisna ettik. Bunları kural dışı şeklinde bunları istisna ettik. Peki bunların... ...yani zira bunların fiili mudarisi... Ee, o mudarat harfinin dammesiyle geliyor. Örneğin dehrece yu Peki biz bunların fail için bina edildiğini yani malum oldukları nereden anlıyoruz? Diyor ki o sondan önceki harfin diyor kesralı olmasından anlıyoruz. Mesela yu dehricu. olsaydı eğer mesela. Yudehracu olsaydı meçhul olacaktı. Ama yudehricu olduğunda biz kesinlikle biliyoruz ki bu Mesela dehrece yudehricu fail için bina edilmiş. Yani malum bir fiildir. Ekreme yükrimu. Mesela yükremu olsaydı meçhul olacaktı ama yükrimu olmuş. Meksur olmuş ve biz de bundan biliyoruz ki yükrimu fiili, yudehricu fiili, yukatili, yuferrihu bunlar malum fiillerdir. Yani fail için bina edilmişlerdir. Bakın şuradan tekrar ibareyi alıyorum daha iyi anlaşılması için. Ve alametu alameti binay hadil erbati binay bina edilmesinin hadil erbati bu dört tane bu dört tane fiilin bu dört tane fiilin e, bina edilmesinin alameti lil fail fail için fail için bina edilmesinin alameti nedir keunu harfi lezi qabla akhiri sondan önceki harfin olması kevnu olması harfi harfin ellezi o harf ki kable ahiri sondan öncedir. Yani sondan önceki harfin olması meksuren kesralı. Örnekte gördüğünüz gibi kesralı olması ebeden ebediyen. Ebediyen kesralı olmasıdır. Bu madisi dört harfli olanlar ise bu şekilde. Şimdi kardeşler sistematikleştiriyorum. Eğer bir fiilin madisi dört harfi değilse, madi kalıbı dört harfi değilse, bu fiil fail e, yani fail için mi bina edilmiş? Yani malum kalıbında mıdır? Nereden biliyorum? Mudarat harfinden. Mudarat harfine bakıyorum. Mudarat harfi eğer fethalı ise ben diyorum ki bu fiil kesinlikle ve kesinlikle fethalı ise diyorum ki bu fiil fail için bina edilmiş. Yani malum bir fiil. Dammeli ise diyorum meçhul için bina edilmiş ki onu sonraki konuda daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ama eğer madisi dört harfli ise dehrece, ekrame, katele, ferraha gibi. O zaman bunların zaten bunların zaten mudarat harfi dammeli bir şekilde geldikleri için peki ben bunları nereden biliyorum? Bunlar fail için mi bina edilmiş meful için mi? Yani malum mudur meçhul mudur? Sondan bir önceki harfe bakıyorum. Sondan bir önceki harf. Sondan bir önceki harf. Eğer kesralıysa diyorum ki bu fail için bina edilmiş. Yani malum sıasındadır. Malum sıasındadır. Şimdi misaluhu onun misalleri. Yani fiil-i mudari malum sıasının misallerini burada verecek. Min yef'ulu yef'uludan. Yani şu yef'ulu vezninden bir dammil ayni aynel fiilinin dammesiyle. Yansuru yensurani yansurune. Şimdi kardeşler hatırlayın biz binada babların vezinlerini işlemiştik. Mesela feale yef'ulu şeklinde gelirse mesela nasara yansuru. Bu mesela yansuru yansurani yansurune. Ki bunun çekimini biliyorsunuz. Tensuru tensurani yansurne. Tensuru tensurani tensurune. Tensurine tensurani tensurne ensuru nensuru. Dikkat edin hepsinin mudarat harfi fethalıdır. Örneğin mesela darabe yedribu. Darabe yedribu. İkinci baba giriyor bir binadan. Örneğin yedribu, yedribani, yedribune. Yedribu, yedribani, yedribune. Tedribu, tedribani, yedribne. Bakın dikkat edin o ilk mudarat harfine dikkat ediyorsunuz. O ilk mudarat harfine dikkat ediyorsunuz. Eğer o fethalı ise ben biliyorum ki bu fiil fail için bina edilmiş. Yani malumdur. Şimdi kardeşler diyor ki vekis sen kıyas et. Buradaki kız emri, emri hadır sırasında bir fiildir bunu ileriki derslerimizde inşallah işleyeceğiz. bu arada şunu da bilmiş olun. Her fiil mesela unsur şeklinde de öğrendiğiniz gibi emre hadır sırası gelmiyor unsur şeklinde. Bu şekilde gelen fiiller de var ki bunları ileriki derslerimizde işleyeceğiz inşallah. Ve kıs sen kıyaset ala hâze bunun üzerine yedribu ve ya'lemu yudehricu yukrimu yukatilu yuferrihu. Yani bunları bunun üzerine kıyaset. Bunları kardeşler burada söyledi fiiller tek tek kesinlikle çekin. Örneğin mesela birkaç tanesini çe çekecek olursak yedribu. Yedribu yedribani yedribune. Tedribu tedribani yedribine. Tedribu tedribani tedribune. Tedribine tedribani. Tedribine edribu nedribu. Şimdi dikkat edin ben bu fiilin meçhul mu malum olduğunu nereden biliyorum? Hepsinin fiilin mudarisini nasıl getirdim? Fethalı şekilde getirdim. Peki mesela dehreceyi çekelim. Yani fiil mudari kalıbında yudahricu yudahricani yudahricune tudahricu tudahricani yudahricne tudahricu tudahricani tudahricune tudahricine tudahricani tudahricne udahricu nudahricu Dikkat edin. Burada mudari harfine bakmıyoruz. Zira mudari harfi zaten dammeli. Dammeli şekilde geldiğini söylemiştik. Dört harflerde. Neye bakıyoruz? sondan önce harfe. Mesela yudahricu, tudahricu ne şekilde gelmiş? Kesralı şekildedir. Mesela yukrimu, yukrimani, yukrimune bunu da e, kesinlikle çekin ve bunun üzerine kıyas edin. Yukatilu, yuferrihu ve yetekesseru ve yetebaadu yenkati'u ve yecitemyu ve yehmerru. Ha bu arada manalarını da söyleyelim. Yedribu vuruyor, ya'lemu biliyor. Yudahricu yuvarlıyor. Yukrimu ikram ediyor. Yukatilu bakın dikkat edin. Yukrimu ikram ediyor. Kim? O. İkram ediliyor söylemiyorum bakın ikram ediyor. Zira bu yüzden biz bunlara fail için bina ediliyor diyoruz. Yani malum fiiller diyoruz. Yukatilu savaşıyor. Yuferrihu sevindiriyor. Yetekessaru kırılıyor. Ve yetebaadu uzaklaşıyor. Ve yenkatiu, kesiliyor. Ve ecitemiu, toplanıyor. Ve yehmerru, Kızarıyor yani yüzü kızarıyor. Yahmaru yüzü kıpkırmızı oluyor şeklinde söylemiştik. Bu arada kardeşler yeni bir şey öğreneceksiniz. Sonu şeddeli olan harflerin sonu daha doğrusu sonu şeddeli olan fiillerin çekimi birazcık farklıdır. Aslında biz fiilin madi konusunu anlatırken ihmerra, iqşarra gibi fiillerin çekimini söylememiz gerekirdi. Onu unutmuşum. İnşallah bu dersimizde örneğin ihmerranın çekimini yapalım. Çok dikkat etmenizi istiyorum. Sonu şeddeli olanların çekimi biraz farklı. Zira şedde bazı yerlerde açılıyor. Örneğin İhmerra. İhmerra, İhmerra, İhmerru. İhmerrat, İhmerrata, İhmerrarnah. Dikkat edin, ra harfi açıldı. İhmerrarnah. İhmerrarnah. İhmerrarte, İhmerrartuma, İhmerrartum. İhmerrarti, İhmerrartuma, tu, İhmerrartu, ne. Şeklinde söylüyorum kardeşler. Bu arada ihmarranın fiil mudarisi yahmerru. Peki yahmerru ne şekilde çekilir? Yahmerru. Yahmerrani yahmerrune. Tahmerru. Tahmerrani yahmerrirne. Dikkat edin yahmerrirne. Ra harfi orada ayrıldı. Zira şeddeli harfler söylemiştik. İki aynı harfin birbirine geçmesiydi. Ama yahmerrirne de ne oldu? Ayrıldı. Tehmerru, tehmerrani, tehmerrune. Tehmerrine, tehmerrani, tehmerrirne. Bakın, tehmerrirne de yine ra harfi ayrıldı. Ehmerru, nehmerru. Yine kardeşler aynı şekilde yahmerru ve ihmerranın çekimi de aynı şekildedir. Bunun üzerine kıyas edin. Ve yecilevvizu, Yine bunun da çekimi aynı şekilde tabi bunu e, aynı şekilde derken bundan öncekiler gibi. Yani bu e, az önce yaptığım çekim sadece sonuç deli olanlara kast bir çekim. Yeclev vizunu sonuç eddeli son, sonu değil. Bunu normal bir şekilde çekiyorsunuz. Yeclev vizu, yeclev vizani, yeclev vizune, teclev vizu, te vizani, yeclev vizne şeklinde. Yestekricu yine aynı şekilde. Yestekricu, yestekricani, ve Veya şevşibu ve ya şevşibani ve ya ile ahir bu şekilde çekiyorsunuz ve ya kansisu yine ve ya slanqi yine bunun da ve ya ve ya ve bir de ve yakşayırru. Kardeşler yakşayırru'nun da yine çekimi yakşayırru'nun da yine çekimi dikkat edin. İhmerra gibidir. Yani bu Yakşairru tıpkı Yahmerru'nun çekiminde olduğu gibi o ra harfi nerede ayrılıyorsa yani nerede parçalanıyor şedde bozuluyor. O iki ra orta çıkıyorsa yine aynı şekilde ruda da aynı şekilde ortaya çıkıyor. Kardeşler bu arada e, şunun farkındayım bunu sadece söyleyerek anlayamazsınız. Kendinizin bizzat bunu görmesi gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden size bir program bir akıllı telefon Daha doğrusu kullananlar için bir program öneriyorum Kesinlikle bunu telefonunuza indirip bunların çekimlerini çok güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Programın ismi zaten fililçe Arapça fiil çekim programı şekilde yazdığınızda bunun programları çıkacaktır. Bunlara bu fiillerden bir tanesini örneğin e, madi sahasında tabi yazmanız gerekiyor. Madi sahasında yazdıktan sonra mudari çekimini, emir çekimini bunların her türlü çekimlerini görebilirsiniz. Oradan direkt olarak yani bu tür programları kullanırsanız inşallah daha iyi bir şekilde anlamış olursunuz. Zira kardeşler biliyorsunuz yani bu YouTube platformunda yani imkanlarımız kısıtlı tek tek bunları yazarak gösteremediğimiz için yani bu şekilde sadece anlatıp geçmekle yetinmek zorunda kalıyoruz. Fakat sizlerin kesinlikle bir emek harcaması gereklidir. Bu fiilleri tek tek çekin. Çekimini de kontrol edin. Mutlaka bu tür programları kullanarak e, bu fiilleri doğru çekip çekmediğinizde e, kontrol etmeniz gereklidir kardeşler. Kesinlikle ve kesinlikle dersimiz buraya kadar yeterli olsun. Allah'a emanet olun. Salacak hakanlı inşallah.